Merhaba arkadaşlar, derslerimize 9. ünite Science'la devam ediyoruz. Yine her zaman yaptığımız gibi ünitemizin önemli kelime ve yapılarıyla şöyle konuşarak bir başlayalım. İlk iki kelimemiz sinonim arkadaşlar. Well-known, famous, genelde ünlü bilim insanlarından, hayatlarından, başarılarından bahsediliyor sorularda. Ve orada bu kelimeler sık sık karşımıza gelebiliyor. Peki, ünlü, iyi bilinen demek, well-known ve famous. Bir sonraki de yine bilim insanlarıyla ilgili parçalarda aldıkları ödüllerden bahsediliyor. Prize ve award, ödül demek. Bir diğer sık çıkan sinonimlerimiz improve ve develop. İkisi de çok sık gelebiliyor karşımıza. Geliştirmek, gelişmek anlamlarında mutlaka kaçırmamamız gereken kelimelerdi bunlar. Şöyle ilerleyelim. Success, achievement, özellikle achievement, 2018 LGS'sinde şıklarda çıkmış olan bir kelime. Ne demek peki bunlar? Başarı anlamına geliyor. Bir bilim insanının kat ettiği başarı ya da insanla bahşettiği başarılardan vesaire bahsederken success'ten çok achievement'ı daha sık sorabiliyorlar, mutlaka bilmiş olalım. Search, research, bunu önceki yıllardan biliyoruz aslında ama yine bu ünitede çok sık geçen kelime ikilisi diyebiliriz. Araştırmak demekti, araştırma yapmak. Invent, invention, inventor, türevlerini de yazmış olduk buraya. Invent, icat etmek demek. Invention, icat, onun isim hali. Inventor da arkadaşlar, mucit demek. Yine sorularda, testlerde, şıklarda mutlaka geçiyor. Sık sık geçen kelimelerden birkaçı şu kısım özellikle çok dikkat edelim. Evet, bir sonraki gruba bakalım. Discover, keşfetmek. Discovery, keşif. Discover ise kaşif demek. Bir önceki sayfadaki invent, invention ve inventor gibi arkadaşlar sık çıkıyor bu üçü de mutlaka dikkat edelim. Bu kısımdaki son kelime grubu nowadays, currently and these days. Üçü de bugünlerde, son zamanlarda anlamına geliyor. Testlerde ya da denemelerde şöyle soru kökleriyle ya da parçalarla karşılaşabiliyoruz. Bilim insanlarının son zamanlarda üzerine çalıştıkları konular ya parça içinde veriliyor ya da soru kökünde parçayla ilgili olarak bilim insanları bugünlerde hangi çalışmayı yürütüyorlar şeklinde soru sorulabiliyor. O yüzden gençler bu üç ifade yine bizim için çok önemli, mutlaka bilelim. Geçelim sonraki sayfamıza. Evet, diagnose, teşhis etmek, teşhis koymak demek. Genelde tıpla ilgili bir soru, cümle ya da parça varsa karşımıza çıkabilen bir kelime. Examine yine tıpla alakalı olarak muayene etmek, kontrol etmek anlamlarında sorulabiliyor. Operate'e iki anlam yazacağız. İlk anlamı, daha sık çıkan anlamı, makine kullanmak. İkinci anlamı ise ameliyat etmek. Work on, üzerine, bir şeyin üzerine çalışmak, üzerinde çalışmak anlamında. Yine bilim insanları ile ilgili olarak bilim insanları bugünlerde işte insansız araba sürüşleri deniyorlar. Onun üzerine çalışıyorlar. İfadeleri çıkabiliyor. Work on'a da dikkat edelim. Bir şey üzerinde çalışmak. Observe, gözlemlemek demek. Evet, bu grupta bu şekildeydi.
Evet, kelimelerimiz. Önemli olan kelimeler arkadaşlar. Konuşmuş olduk onları. Şimdi de iki önemli başlığımız var. Onlara bir bakalım isterseniz birlikte. The Fields of Science, bilim dalları. Birçoğuna aşina olduğunuzu varsayıyorum. Yine de şöyle bir kısaca hatırlayalım. Birincisi Physics, fizik bilim dalı ya da dersi. Chemistry, kimya. Medicine, arada ilaç olarak da kullanabiliyoruz medicine'ı, ilaç anlamında da kullanabiliyoruz ama genelde ünitede karşımıza tıp alanıyla ilgili geliyor. Mutlaka onu da bilelim. Anatomi, vücut yapısı demek. Türkçe'de de anatomi şeklinde kullanıyoruz. Engineering de son olarak mühendislik. Genelde sorular bu 5 ana dal üzerine oluşturuluyor. Kısaca bir hatırlamış olduk sizlerle. Peki. Önemli olan bir diğer başlık da biyografi, yani bir kişinin, genelde bilim insanları oluyor, bilime katkı sağlamış kişiler, bunların hayatlarıyla ilgili bilgiler veren parçalar önümüze verilebiliyor. Ve bu parçalarla ilgili olarak bize bazı soru kökleri veriliyor. Örneğin işte yukarıdaki bilim insanıyla ilgili hangi bilgiye yer verilmemiştir? Ya da bu bilim insanının en önemli başarısı hangisidir şeklinde sorular soruyorlar. O yüzden biyografiyle ilgili alakalı olabilecek olan bütün başlıkları tabloya almaya çalıştık. Örneğin, born doğmak demekti. Bazen bilim insanı bahsedilen kişinin doğduğu yeri ya da doğduğu yılı verebiliyorlar bize. Birthday yine onunla alakalı, doğum günü. Birthplace, doğum yeri. Early ages, erken yaşlar, yani bilim insanı olmadan önce neler yapmış, bazen bunlarla da ilgili bilgi verilebiliyor. Eğer şıklarda vesaire görürsek kaçırmayalım. Famous for nokta nokta, bir şey ile ünlü olmak. Şöyle ekleyebiliriz. Study, üniversitede genelde bölüm okumak, öğrenim görmek şeklinde, yine verilen kişiyle ilgili mezun olduğu bölüm ya da üniversiteden bahsedilebiliyor. Die, ölmek. Death, ölüm. Bahsedilen kişinin vefat ettiği yıl, ölümü, bu bilgileri de verebiliyorlar bize. En önemlisi ve en sık çıkanlardan şu kısım. Prizes, awards, yani ödüller. Hayatı boyunca yaptığı çalışmalardan herhangi bir ödül almış mı, almamış mı, bunun bilgisini verebiliyorlar ve soru kökünde de sorabiliyorlar. Achievement zaten çıkmış bir kelime demiştik. Başarı, başarılar demek. Yine bilim insanının, bahsi geçen bilim insanının elde ettiği başarılardan da bahsedilebiliyor bu parçalarda. Ve bizden de dediğimiz gibi 2018 yılında şıklardan biri achievement'tı. Çıkmış da bir kelime. Başarılarını sorabiliyorlar. Peki başka ne bilgisi verilebiliyor? Relatives, family members. Çok sık olmasa bile arada bir karşılaşabilirsiniz. Aile üyeleri ya da akrabalarla ilgili de bilgi verilebiliyor. Evet, şöyle. Evet, biyografi ile ilgili olan önemli başlıklar da bunlardı. Şimdi de ünite testlerine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi worksheet'imize devam ediyoruz. Önce birkaç etkinliğimiz var. Daha sonra da sorularıyla devam edeceğiz. İlk etkinlikte 9 tane bilim dalı verilmiş. Onları isimleriyle eşleştirmemiz isteniyor. Birinci resimde test tüpleri içinde kimyasal maddeler görüyoruz. Hemen kimyayı, chemistry'yi birinci resimle eşleştirdik. İkinci resimde gezegenler var. Astronomiyi buraya alıyoruz. Şöyle. Üçüncü resimde insan yapısı, anatomi verilmiş. Anatomi ile 4'ü eşleştirdik. Dördüncü resimde harita ve pusula verilmiş. Şöyle coğrafya ile 4. resmi eşleştirebiliriz. Beşinci resimde bitkileri inceleyen bir bilim insanını görüyoruz. Şöyle biyolojiyi 5. resme aldık. Altıncı resimde düşünen bir kişinin heykeli var. Hemen filozofiyi buraya aldık, felsefeyi. 7'de arkadaşlar physics verilmiş, fizik bilim dalı var. 8'de tıp alanı var. Neydi tıp alanı? Medicine. 8'de eşleştiriyoruz. Sonuncusunda da mühendislik verilmiş. Son resmede engineering'i aldık.
Peki şimdi sorularımıza bir bakalım birlikte. Evet. İlk soruda bir diyalog görüyoruz. Bir hemen okuyalım. Sam demiş ki, "You weren't at school yesterday." Dün okulda değildin. "Where were you?" Neredeydin? Sam, "I was at the human body exhibition." Exhibition da yine LGS'de, önceki yıllarda çıkmış bir kelime. Sergi demek. İnsan vücudu sergisindeydim diye cevap verdi. Sam onun üstüne bir soru daha sormuş. Burayı tamamlayabilmemiz için ne yapıyoruz? Peşinden gelen cümleye bakıyoruz. Nick demiş ki, "Many different bodies and organs." Sam'in sorduğu soruya farklı vücutlar ve organlar gördüm diyerek cevap vermiş. A şıkkına bakalım. What do they have in common? Ortak ne noktaları var? Cevapla uyuşmadı. Eledik A şıkkını. Bursa bir kalsın. Ceyhan, who organized the exhibition? Sergiyi kim organize etti diyor. Yine verilen cevapla uyuşmadı. Ceyhan'a iliyoruz. Why did you go to the exhibition? Bu sergiye neden gittin? Yine cevapla eşleşmedi ama Bursa doğru cevaptı. Ne diyor? What did you see at the exhibition? Peki o sergide ne gördün? O da Nick'te görmüş olduğu şeylerin cevabını vermiş oldu. Peki ikinci soruya bakalım. The students are in the biology class. Öğrenciler biyoloji dersindeler. They are blah blah. Biyoloji dersiyle alakalı öğrencilerin yapmış olabileceği bir ifadeyle doldurmamız gerekiyor boşluğu. Hemen bakalım Bursa'ya. Learning about the earth. Dünya ile ilgili bilgiler öğreniyorlar. Biyoloji dersiyle alakalı değil. Elemiş olduk. Putting chemical substances into the test tubes. Kimyasal madde demek. Şurayı da çizmiş olalım. Test tüplerine kimyasal maddeler koyuyorlar diyor. Bu da kimya dersiyle alakalı. Ceyhan'ı eledik. Examining a patient. Bir hastayı muayene ediyorlar diyor. Yine gitti. Cevap A olmalıydı. Ne diyor peki A şıkkı? Studying cells and microbes. Cell hücre demek. Hücreleri ve mikropları inceliyorlar. Biyoloji dersiyle alakalı olabilen bir durumdu. İkinci soruyu A şıkkıyla tamamlamış olduk. Peki üçüncü soruya bir bakalım. Resimli bir soru gelmiş. What is he doing? Resimde DNA modeli inceleyen bir kişi verilmiş ve soru kökü de bu kişi ne yapıyor diye soruyor. Bakalım A şıkkına. He is fixing a problem in the lab. Laboratuvarda bir sorunu çözüyor, uğraşıyor, sorunla uğraşıyor demiş. Eledik. He is operating a robot machine. Bir makina kullanıyor demiş. Bursa'yı da eliyoruz. He is working on space and stars. Uzay ve yıldızlar üzerine çalışıyor. Bakın work on geldi. Bu da değil. Cevap denizde olmalıydı. He is examining a DNA model. Bir DNA modeli inceliyor. Resimle uyan cevap şıkkı olmuş oldu. Peki dördüncü sorumuz. Brad bir soru sormuş. Kevin, to me. Bana göre it is the telephone. Bana göre o telefon. Artık burada o dediği, sorduğu soruya göre bakacağız. Brad ne sormuş olabilir Kevin'e? A şıkkı. Who invented the first telephone? İlk telefonu kim icat etti? Cevapla soru uymuyor. Adana'yı eliyoruz. When did Marie Curie discover polonium? Marie Curie ne zaman bunu keşfetti diyor. Bu da soruyla cevap uyuşmuyor arkadaşlar. Bursa'yı eledik. What is the greatest invention in your opinion? Senin fikrine göre en büyük, en önemli icat nedir? Cevap şıkkıyla, cevap kısmıyla C şıkkı uyuşmuş oldu. Bana göre telefon dedi Kevin. Denizli'ye de bir bakalım. Are you working in the field of physics? Fizik alanında mı çalışıyorsun diyor yine. Cevapla uyuşmayan bir şık. Bu yüzden en büyük icadı soran, kişiye göre en büyük icadı soran C şıkkı soruyu tamamlamış oldu. Peki, 5'e de bakalım. Son sorumuz. Yine resimli bir soru. Lisa in the lab. Lisa şu an laboratuvarda. She is examining a biological sample. Sample örnek demek. Using a microscope. Bir mikroskop kullanarak biyolojik bir örneği inceliyor demiş.
Soru kökü. Which of the following pictures shows Lisa? Hangi resim Lisa'yı gösteriyor? Mikroskopla inceltme yapan bir kişiyi gösteren şık B şıkkı arkadaşlar. O yüzden Lisa için B şıkkındaki kişidir diyebiliriz. Evet, 9. ünite, size ünitesi bu şekildeydi. Mutlaka kelime tekrarlarınızı yapmayı unutmayınız.